Arkadaşlar merhabalar. İkinci yeni ile beraberiz. İkinci yeni Türk edebiyatını 1950 sonrasını etkilemiş, garip akımına karşı olan önemli gruplardan biridir. Önce ikinci yeninin özelliklerini, daha sonra da temsilcilerini beraber işleyeceğiz. Evet, ikinci yeni şiiriyle ile ilgili bir örneğimiz var. Şöyle, işte ölüm şu derin taçlı şiirdir bak. Duman adamları maskeli kanatlarıyla geçiyor. Çalan bir bandonun eşliğinde. Şimdi yedek ölünmeyen kentimizin üzerinden hiç değilse sokaklarında. Sayın padişahım muhbir, denizin altındaki bandolar da çalıyor muydu? Parmak çocuk sorusu karşılığını da içinde taşır. Ama şurasını unutuyorsun hep. Boğuldukları zamanki yaşlarıyladır çalgıcılar. Herhalde böyle bir şiire başlayan onu bütünler. Evet ikinci yeninin genelde bütün özelliklerini içeren önemli bir şiirdi. Peki ikinci yeni nedir? İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yoksulluk, çok partili dönemin dayatmacı politikaları içerisinde yaşayan aydının kendini ifade ediş tarzıdır. Yani aslında kuralsızlığı bir nevi kural olarak seçen bir grup. İkinci yeni ismini Muzaffer Erdos 1956 yılındaki Pazar Postası dergisinde ilk kez kullanmıştır. Pazar Postası çok önemlidir. Neredeyse yayın organları gibi bir hal almıştır. Muzaffer İlhan Erdos da bu derginin önemli bir yöneticisidir. İkinci yeninin sadece isim babası değil aynı zamanda garip akımına da birinci yeni ismini veren de yine Muzaffer İlhan Erdos'tur. Bu grup garip akımına tepki olarak doğmuştur. Geleneği tümüyle dışlayarak içsel, bireyci bir şiir anlayışı benimsemişlerdir. Garibin yok saydığı uyak, edebi sanatlar gibi unsurları önemsemişlerdir. Nesnelerin bilinen görüntülerini değiştirerek soyutlama yoluna giden ikinci yeni sanatçıları bu açıdan Sepkin diye divan edebiyatındaki önemli akımlarından Sepkin diye benzemektedir. Bu dönemdeki şiir imgeci bir şiir olduğundan anlam yoruma açıktır. Aslında anlamı çok fazla önemsemiyorlar. Anlamı daha çok geri planda tutmuşlardır. Özellikle Ece Ayhan'ın şiirlerinde bunu rahatlıkla görmekteyiz. Sanatçılar sözcüklerin günlük kullanımlarına değil, çağrışım gücüne önem vermişlerdir. Garip akımının önemli temsilcileri Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever, Metin Eloğlu, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar ve İlhan Berk'tir. Peki İlhan Berk'ten başlayalım. İlk şiir kitabında Ahmet Haşim, Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet'in etkisi yoğun olarak görülmektedir ki ilk şiirini çıkardığında 19 yaşında. Yani önemli akımların önemli temsilcileri onu oldukça etkiliyor. Sanat hayatının birinci döneminde garip akımından da etkilenmiştir. Kendisi tabi çok uzun ömürlü yaşayıp neredeyse 90 yaşını görünce birçok akımı da deneme şansı oluyor. Türk Edebiyatı'nın en deneyici şairlerinden biridir. İkinci yeni döneminde ikinci yeni folkloru dışlamasına rağmen Nazım Hikmet kaynaklı toplumcu gerçekçi şiire kaymıştır. Sürrealist akımın otomatik metin anlayışını başarıyla uygular. Nedir otomatik metin? Aklına geldiği gibi şiirdeki kelimeleri oluşturmak. Hiçbir anlamsal bağı önemsemeden göz ardı etmektir. Sürrealistlerin amacı da otomatik bir metin oluşturmaktır. Burada bilinçaltının üste çıkmasını rahatlıkla görebiliriz. Peki eserleri? Güneşi yakanların selamı. ilk şiir kitabı olduğu için oldukça önemlidir. İstanbul kitabı ve ikinci yeniye dahil olduğu kitap Galile Denizi. Özellikle buradaki Sen Antuan'ın Güvercinleri adlı şiiriyle ikinci yeni dönemine merhaba demiştir. O yüzden burası sınav sorusu. Çivi yazısı, Otağı, Galata, Pera, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Aşıkhane, Kül, Deniz Eskisi, Avluya Düşen Gölge, Çok Yaşasın Sayılar, önemli şiir kitaplarından birkaçıdır. Şiirle ilgili yazıları, Şairin Toprağı, Kanatlı Atı, ve politikadır.